Merhabalar, ben Doktor Aslıhan Kılıç Torun, Ahiren Üniversitesi Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapıyorum. Bugün sizlere 4 Şubat Dünya Kanser Günü ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi kanser hücrelerin anormal bir şekilde ve kontrolsüz bir şekilde bölünmesiyle ortaya çıkan bir dizi hastalık grubudur. Ve kanser vücudun hemen hemen her bölgesini, her parçasını etkileyebilir. Kanser dünya genelinde giderek artan bir sağlık sorunudur. Bir halk sağlığı sorunudur. Toplumlarda önemli bir sosyoekonomik olarak yüke, bireylerde maddi manevi yüke neden olmaktadır. Kanser vakalarının önemli bir kısmının önlenebilir olması bu konuda ciddi atılımlar yapmamızı gerektirmektedir. Ve kanser ile baş etmede koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamaktadır. Kanser dünyada ölümlerin önemli bir sebebidir. Yaklaşık olarak dünyada her yıl 14 milyon yeni kanser vakası ortaya çıkmakta ve bunların 8.2 milyonu ölümle sonuçlanmaktadır. Ve bu ölümle sonuçlanan kanser vakalarının birçoğunun da 30 ila 69 yaş arasında olduğunu görmekteyiz. Yani bizim insanımız tam çalışmasının gerektiği, tam verimli olabileceği bir dönemde kanser ile mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Bu da ciddi bir iş yükü anlamında artışa, iş kazancı anlamında azalmaya neden olmaktadır. Bu sürece eğer müdahale edilmezse 2030 yılında yaklaşık olarak 21.7 milyon yeni kanser vakasının olacağı ve bunun da 14 milyonunun ölümle sonuçlanacağı öngörülmektedir yeni yayınlarda. Bilinen yaklaşık 200 kanser türü vardır ve kanser de birçok hastalık gibi multifaktöriyeldir, birçok faktörlerden oluşmaktadır. Bireysel faktörler önemlidir, genetik faktörler ve çevresel faktörler önemlidir. Peki kanser için bireysel olarak yapabileceğimiz şeyler var mı? Elbette ki var. Nedir? Bunların başında herkesin bildiği gibi tütün ürünleri kullanmamak, alkol kullanmamak, cildi güneşten korumak, beslenmemize dikkat etmek, ideal kiloda olmak, hareket etmek, fiziksel olarak aktif olmak yapabileceğimiz en basit şeylerin başında yer almaktadır. Sağlıklı yaşam davranışları ile kanserden korunmak mümkünken yürütülen tarama programları ile de hastalıkları erken dönemde teşhis ve tedavisini yapmak da önemlidir. Peki tarama programları ülkemizde var mı? Tabii ki var. Tarama programları özellikle ülkemizde meme, rahim ağzı ve kolorektal kanser taramaları ulusal tarama programları içerisindedir. Ve bazı aşılar da yine kanserin oluşumunu azaltmaktadır. Bu aşılar HPV aşısı, serviks kanserini, hepatit B aşısı da karaciğer kanseri riskini azaltmaktadır. Peki yapabileceklerimiz bunlarla sınırlı mı? Hayır, değil. Birey ve toplum olarak ne yapabileceğimizin farkında olmalıyız. Birey olarak ne yapabilirim? Kansere yakalanmadan ya da yakalandıktan sonra neler yapabilirim? Birey olarak destek isteyebilirim, sevebilirim, sevilebilirim, sağlıklı yaşam tercihleri yapabilirim, sesimi duyurabilirim, işe dönebilirim, hayattan kopmadan hayattan zevk almayı öğrenebilirim, kanser yolculuğumu yönetebilirim, erken tanının hayat kurtardığını anlayabilirim. Peki toplum olarak biz kanserli bireylerimize karşı nasıl davranabiliriz ve neler yapabiliriz? İlk başta onları hayattan soyutlamayacağız. Kaliteli iş gücü yaratabiliriz. Algıları değiştirebiliriz. Toplum olarak algıları değiştirebiliriz. Sağlıklı şehirler kurabiliriz. Sağlıklı iş yerleri kurabiliriz. Sağlıklı okullar kurabiliriz. Kanser tedavisine erişimi artırabiliriz. Harekete geçebiliriz bunlar için. Farklılıklar yaratmak için el ele verebiliriz. Kanser kontrolüne yardım yapabiliriz. Kanseri önleyebiliriz. İnsanları işe dönmeleri konusunda ikna edebiliriz ve politikalarımızı şekillendirebiliriz. Her yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde tüm dünyada Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü ve ortak kuruluşların birlikte yürüttüğü bir takım farkındalık programları
yürütülmektedir. Bunların amacı toplumsal bilinci kanser noktasında artırmaktır. Kanser farklı şekillerde doğrudan ya da dolaylı olarak sadece bireyi değil, bireyin içerisinde bulunduğu ailesine, aile ve toplum üzerindeki etkilerini azaltmaktadır. Ve Dünya Kanser Günü'nde her birimiz kendimize ne yapabilirim diye sormalı ve bu konuda söz vermeye, harekete geçmeye çalışmalıyız. Teşekkür ederim.